YZTMZT'nin hazırladığı benim sunduğum en sıra dışı haber Gültenine hoş geldiniz. Twitter Türkiye'ye temsilci atadı. KPSS'den kaç almış ki ataması yapıldı. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, "Koronavirüs salgınında üçüncü dalgaya girdik. Sanırım sonsuz bir döngüye girdik. Joe Biden'ın uçak ile mücadelesi böyle görüntülendi." Kanka çok hızlısın bir dene bir dene çıksan düşmezsin. Risk haritasında ilk sırada olan Samsun'da taziyeye gidip toplu halde yemek yiyen 21 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Komik olmayan Karadeniz fıkrası gibi. İspanya'da öte nazi yasallaştı. Eee o zaman bize müsaade, bekle bizi İspanya'ya. Zonguldak'ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yediği belirlenen iki kişi tutuklandı. Göz hakkı diye bir şey var kardeşim. Çorum'da bir vatandaş, altıncı kez maske cezası yedi. Hatalarımdan ders çıkarma seviyem. Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi. Ayla ve Müslüm'ün yapımcısından bir film gelir gibi. Türkiye, internet hızı, sıralamasında 170 ülke arasından 103. oldu. Bu haberi 68 ülke arasında birinci olmuş diye yorumladım. Dünyada her 700 kişiden biri Down sendromlu doğuyor. Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın canlarım.